değiştiriyor farklı bir şey. Ben tamamen konu içerisine kalarak konuşuyorum. Berhan Bey farklı şeylere giriyor. Herkesin hakkı değil mi? O da onun hakkıdır. Bu da benim hakkımdır. Şu anda tamamen müdahale edildiğim için ben kimsenin dakikalarına muhtaç değilim. Ben dakikalarım içerisinde konuşacağım şeyi konuşurum, söyleyeceğim şeyi söylerim. Diyorum ki siyasetin muadili suç örgütleri değildir. Siyasetin muadili siyasettir. Konuşmak istiyorsanız Siyasetin muadili siyasettir cümlesinden sonra örnek olarak şunu söylüyorum. CHP'nin eski bir milletvekili Sinan Aygün çıkıyor ve diyor ki benden CHP'nin belediye başkanı 25 milyon dolar rüşvet istedi diyor. Bunu niye konuşmuyoruz? Asıl konuşulması gereken şey e, budur. Siyasetin şöyle. muadili tabii, tabii, siyasettir. Denizli milletvekili CHP'nin Teoman Sancar çıkıyor diyor ki ilk açıklaması sonradan farklı açıklamalar yapmıştır. Beni CHP genel merkezine çağırdılar bir video izlettirdiler ve istifa etmemi istediler diyor. İşte bunu konuşmamız gerekiyor. Siyasetin muadili siyasettir. Siyasetin karşılığı siyasettir. Birbirleriyle konuşsunlar. Eğer muhalefet konuştu, iktidar diyelim ki cevap vermedi. Muhalefet konuştu, diyelim ki iktidar üstünü örttü. E bunun siyasi bir karşılığı tabii ki olacaktır. Eğer siz biz iktidarı anlatıyoruz ama o cevap vermiyor diyorsanız e sandık geliyor ve ben Pardon. de görüyorum ki bir gazeteci olarak ve halk olarak görüyorum ki 19 yıldır sandıkta da bu iktidar çıkıyor. 19 yıldır onlar çıkıyorlar ve şu anda hala seçimlerin en favorisinde Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görüyoruz ve diyorum ki mafyaya alan açılmış olsaydı biz şimdi bu konuları konuşuyor olmazdık. Alan açılmış olsaydı çıkıp da şunu yaptım, burada bunu yaptım, burada bunu ettim demezdi. O yüzden temiz siyaset diyorsak, siyasi etik diyorsak Farklı şeyler söylüyorsak buyurun bunu konuşalım. Bugün fezlekeleri de konuşmamız gerekiyor. Fezlekelerle ilgili bakıyorsunuz ya PKK'ya terör örgütü diyemeyen, PKK'ya alan açar. hayır bu konuyla alakalı. Çünkü hiçbir şey, hiçbir illegal örgüt terör örgütünden bütünüyle full bağımsız değildir. Ben bunu bugünkü söylemden farklı bir anlamda söylüyorum. Genel bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. O açıdan da ya ben fezlekelere evet demem. Ben buna evet demem eee diyen bir e, muhalefet görüyoruz. E bunun yanında da bunları konuşalım diyen bir muhalefet görüyoruz. O açıdan benim söylemek istediğim bu siyaset siyaseti konuşacak. Tutup da ma e, iktidar mafyadan çekiniyor dediğiniz zaman iktidara zarar vermiş olmuyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temizliğine temiz devlete zarar vermiş oluyorsunuz. <laughs> İktidarı sonuna kadar eleştirin. Eleştirdi Doğru. Cem Bey. Doğru. Cem Bey'in Hukukla ilgili yaptığı birçok eleştiriye de önceki programlarda evet hukukla ilgili eksiklerimiz var dedik. Oh. Ekonomiyi konuşuyoruz. Evet 17 gün kapanmış esnafla ilgili sıkıntılar var. Buyurun bunu konuşalım diyoruz. Bunlarla ilgili hiçbir itirazımız yok. Eleştirilsin ama siz içerisinde yaşadığınız devleti BBC Türkçe ile, Doşever ile Türkçe ile, İndependent Türkçe ile vurmaya kalkıyorsanız ben genel konuşuyorum Berhan Bey sadece size karşı değil. O zaman ben itiraz ederim. Niye sırtınızı İngiliz'e, İsrail'e, Alman'a yaslamaya kalkıyorsunuz? Devlet hepimizin devletidir. 84 milyonla hangi parti olursa olsun. Buyurun biz bunu konuşalım. Bizim gazeteci olarak üstümüze düşen durum tespiti yapmaktır. Belirlenmiş bir şey var. Dava açıldı da yok efendim yok mu dedik. Varsa bir şey biz bunun durum tespitini millete olduğu gibi yansıtırız. Biz görevimizi böyle yaparız. Herkesin bir görevi var. O yüzden... Siyasetçinin görevi de bitiriyorum Bahar Hanım. Teşekkür ediyorum ayrıca. Siyasetçinin görevi de siyasetin muadilini siyaset olarak görmektir. Peki. Tutup da başkalarının açıklamalarını şöyle öne koyup arkasından beş tane eli yittirip hadi cevap verin demek değildir. Peki. Şimdi Hacı dinledik açıklamalarını fakat ben tabii Aytunç Bey'e de sormak istiyorum Şimdi Bülent BBC Türkçe'nin haberini e, ve Bülent Turan'ın itirazını ve sonradan işte haberin e, editör notunu az önce ilettim e, sizlere. Bu arada tabii aslında konuştuğu ama iletmediği şeklindeki e, durumu söyleyelim. E, nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi BBC Türkçe'yle açıklamaları... bir yargı kararı var mı? Ajan örgütlenmesidir diye? Hayır. Sputnik'le ilgili var mı? Bildiğim kadarıyla yok veya Türkiye'de e, o mesleği yapan, BBC'de çalışan bizim gazeteci emekçi arkadaşlarımızın e, ajan faaliyetini tespit etmiş bir kimse? Hayır. Yani şimdi bu zan altında bırakmak doğru değil bir kere. Yerli ve millilik konusu e, çok başka bir konudur. O zaman gideceksin Washington Times'a da yazmayacaksın. Wall Street Journal'a da yazmayacaksın yazılarla. Oradan da seslenmeyeceksin Türkiye'ye. Veya yani Dışişleri Bakanı'nda gidip bir yabancı ülkede makale yazmayacak başka gazetelere. Bu bu başka bir tartışma. Ee, evet bir operasyon olabilir. Her zaman vardır. Bu operasyonlar e, bilgileri yazar. Bu yerli olduğunu zannettiğin gazetelerden de çıkar. Kendi içinden de çıkar. Başkalarından da çıkar. Operasyonlar başka türlü gelir. Ama biz kör değiliz ki Abdurrahman Dilipağ'ı okuyoruz. Abdurrahman Dilipağ'ın yerli ve milliliğini tartışıyor musunuz siz mesela? Kendi içinizde acı yakışıklı. Hayır tartışmıyorsunuz. Vikilik sen daha beter diyor Sedat Peker için. Şimdi, bir dakika. Bunu ben söylemiyorum. <laughs> Biz söylemeyelim bir şey zaten ya. Fitne ateşi yanmıştır diyor 24 Mayıs'ta. <laughs> ve bunların bu söylenenlerin yeni söylenen bir durum yoktur diyor ortada. Bildiğimiz şeyler ortaya çıktı tekrar diyor. Yani bildiğimiz konular bir daha gündeme geldi diyor. Demek ki üstüne gidilmediği için örneğin Abdurrahman Dilipak hadat ve Kalkınma Partisi içindeki son yıllarda yaşanan <laughs> yolsuzluk süreçlerine vesaire çok sert eleştiriler yapıyor. Bunu da yapıyor. Ha yapacak gazeteci zaten gazetecinin işi budur. Gazetecinin işi devleti kutsamak, gazetecinin işi iktidarı kutsamak, muhalefeti kutsamak, CHP'yi kutsamak, AKP'yi kutsamak değildir bir kere. Tabii ki kırmızı çizgiler var ama ondan sonrasında bizim işimiz gazetecilik olarak bunları ortaya çıkarmaktır. Kim diyebilir ki milli görüşçülerle Süleyman Soylu'ya yakın ve Süleyman Soylu arasında bir kaç karşıya gelinmez. <laughs> durumu olmadığını kim inkar edebilir AKP içinde, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde? Kim diyebilir ki Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında yaşanan çok ciddi tartışmalar olmadı? Kimse inkar edemez bunu. Kim diyebilir ki Adalet ve Kalkınma Partisi içinde 2002'ye dönelim, açılım süreçlerine dönelim diyen bir kesimin olduğunu? Bu yapılar var. Bu yapılar kendi aralarında CHP'de de var. CHP'de de HDP çizgisini savunan bir takım isimler var. Muharremince parti kurdu. Geliyorum ondan da <laughs> ben gazeteciyim. Benim derdim CHP'lilik, AKP'lilik falan değil ama bir de gördüğümüz durum var orada. Somut durumlardan bahsediyor.